Sevgili takipçilerim, bugün demecimizin pazarı, kara tohum ektiğim yeri çıkmamış canlar. Kuru kuru ekmişsik hatça komşuyla, beceremedik. Onda yeri boş kalmasın dedim. Şöyle bunu Zahide ablanın oğlundan aldım, bunu da Zahide abladan aldım. Evde domates yoktu, İbrahim'in ağzı için elma aldım. Bir kilo da kayısı aldım canlar. Vallahi götüremiyorum. Karşılara geldim, kolum tırpadan durdu. Serkan da Aksaray'a gidiyormuş. Bir eve yık dedim, ben Kızılkaya'dayım dedi. O da oradaymış, kaldım. Komşular da markete gitti, biz orada gezecek dediler. Aman siz gidin, ben elimde ileri götürsem anca dedim. Bir de yağmur başladı. Pazarda şirşibi dolduk. Zahide ablanın çadırına oturduk canlar. Oradan bir yere çıkmadık. Vallahi Allah kuş kuvvet versin, inşallah evin yolunu bulurum. Arkadaşlar ben pazardan geldim. Şöyle biraz yeşil soğan toplayacağım. Evde kimse yok. İbrahim okulda, Ayhan da çarşıya gitmiş canlar. Serkan da Aksaray'a gitti. Ben de bir başıma yemek canım istemiyor. Vallahi yufkayla yiysem iyi olur da yufkayı da getirmedim. Bürünsem yufkayla daha güzel olurdu. Yeşil soğan da. Arkadaşlar ben soğanımı yiyeyim. Kara tohumun yerini size göstereceğim. Orayı güzelce bir düzleştirim. Suyu koyduğum zaman aşağıya gidiyor. Gitmemesi için bel kureğini, keserini düzelteyim arkadaşlar. Dümdüz bir yer yapayım. Alanı güzel olsun, sulama yeri iyi olsun. Videonun devamında görüşürüz. Karnımı bir doyurum. Diri diri çalışın. Arkadaşlar, küreklerimi aldım. Elmas bacımız malzemelerini aldı. Şöyle bahçenin orta kısmından gideceğim. Burayı çapalamadım. Çapalamadığım yerden gideceğim. Aslında ben şurayı çapaladıydım canlar. Hop, düşeceydim. Ben buraya biliyorsunuz kavun karpuz ektim. Onlar da yavaş yavaş çıkıyor. Niye durakladın elmas derseniz düşeceydim. Onun için durakladım canlar. Bir şey koltuğa bir karpuz serdiler ya. Kürekler, tripod. Sağ elimde telefon, sol elimde şeyi. Şöyle göstereyim. Sevgili takipçilerim, görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Karpuzlar çıkmış. Ocağa ocağa ekledim, bakın. Şimdi ne yapacağım, bakın. Suyu koydum mu aşağı tarafa gidiyor, oraya birikiyor arkadaşlar. İnşallah burayı güzel bir yer yapacağım. İngilini, yükseğini, otunu, çöpünü güzelce bir billeyim. Şöyle ortaya bir güzel kerti çıkarım. Hadi bana kolay gelsin inşallah. Arkadaşlar şöyle eldivenimi alıp giydim. Alt yanına mısır ekledim canlarım. Mısır orada dursun diyorum ben, ona zarar vermeyeyim.
Şimdi buradan o yanını bildirdiğim zaman burayı kaldırmış olacağım. Bakın şöyle. Allah'tan yumuşak. Canım sıkılıyor vallaha. Buna da Rabbime sessiz kulları. Bu dünyaya herkes sığıyor. Bir hayvanlar sığdıramıyor. Vallaha. Ne ettilerse ettiler. Ağlıyor resmen. Çocuk kesikli kalkıyor ama olsun arkadaşlar. Böyle yağmurlu hava diyorlar. Ben bu şekilde yapayım. Kertimi bitirmiş halimi sizlere göstereyim inşallah. Şarjım az. Hem sizler de sıkılmayın. Arkadaşlar vallahi nefes nefese kaldım. Billedim. Kertimi yaptım. Bu kuruyemi götürelim canlar. Şurayı da şöyle. Serkan yüksek yapmışmış. Şeyi tırmamı düzelttim. Keserimi getirdim, biber fidelerimi getirdim. Bura herhalde anca mı olur ki biber? Yoksa biraz kalksam mı ki? Ama orada mısırlar var. Çıkarsa çıksın, çıkmazsa biter herhalde. Kalksam mı ki daha? Zaten o iki boruda ne olacak ki? Beşer beşer koysak on sirecik yaptım ya ama git. Bu sefer de artar. Yine biber almak zorunda kalırım. Allah 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 o sandım. Milletin gayrı fidesi çiçek açtı. Biz daha stille uğraşıyoruz. Ben bir tohumları alım gelim fideleri. Biz stil diyor. Siz fide diyorsanız çapamına fidemi alım gelim. Ekerken görüşürüz arkadaşlar. Fidelerimi de getirdim arkadaşlar.
ekmeklerimi getirdim canlar. Şöyle göstereyim. Ekme işlemine başlayacağım. Bismillah diyeceğim. Şöyle sizleri karşıma alayım. Sırasıyla ekeyim inşallah. Tripodumuz da düşmesin diyeceğim tam. Yine şu ağzımı açtım. Zaten vallahi bir şey dedim mi o illa oluyor arkadaşlar. İnanın bak. Bunun başına bir şey gelecek dediğimde geliyor. Olacak dediğimde oluyor. Soluk soluğa kaldım iyi. Ama çalışmayana ekmek yok. Çalışan da bir yiyor seninle. Çalışmayan da gerçi o da yalan. O da laf. İncinciden başlasam. Şuradan başlayıp toprağa kalın. Başlayıp kalkıp gideceğim toprağa. Sizi yanlış yere koydum arkadaşlar. Şöyle karşıma alayım. Sevgili takipçilerim. Bu işi annem iyi bilir. Annemi de çağırdım. Gel çay içelim diye. Aksaray'da işimiz var dediler. Gelirken uğrarlarsa uğrarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim. Şöyle derin derin. Fidelerimiz kolay olsun. Aralarını iyi yapın. Sıyrıcık olsun. Sık oldu mu arkadaşlar? Hem çapalamak zor oluyor. Hem de fidem yetmez. Şöyle iyi okkalıymış ya. İnşallah dedikleri çıkar. Arkadaşlar ben bu şekilde fidelerimi ekeyim. Son bitmiş halini sizlere göstereyim canlarım. Daha sonra üzerine ters atıp can suyu vereceğim inşallah. Sevgili takipçilerim. Biber fidelerimi ektim. Sırası üstüne. İnşallah düz olmuştur. Vallahi ben sevdim. Sizler de beğendiniz mi bilmiyorum. Şimdi can suyunu vereceğim. Keban komşumun oradan döngün. Koyun tersi, inek tersi getireceğim. Yaş ıslak fidelerin içine atacağım.
bu yaşıyla bir tutsun inşallah. Burada kenar kısmında boş bıraktım. Orada da lahanalarım var. O sulansın. Öteki alt yanında mısır var. O çıksın inşallah. Şu kenarı da biraz boş bıraktım. Belki oraya su gelmezdi. Şimdi ben bir can suyu veririm arkadaşlar. Arkadaşlar dinamamı getirdim. Dinamamı, hortumunu. Şöyle tersimi de doldurdum. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Telesi orayı değilsin. Sivrecik yaptım arkadaşlar, yeter. Aman. 2 kilo kıska çıkacağına buradan. Kırttı vallahi. Olacağı buydu. Sündürürsen böyle olur elmas. İyi sulanıyordu ne güzel. Bazen var ya kendi kendime. Vallahi yıpratıyorum arkadaşlar. Geri taktım geldim arkadaşlar. Dinamamızla her taraf sulansın. Tamamen suyu dolduktan sonra ters atacağım. Bak oraya yüksek olmuş bu sefer de. Dinamanın suyuyla bile bu şekilde sulanıyorsa öbür türlü düşünemiyorum. Çeşmenin suyuyla. Eldivenimi nereye çıkarttım? Çıkın kanam durdayım. Gözümü önden de görmüyorum. Valla. Yeter yeter. Hiçbir daha bura bir şey ekmem. Bu büyürse yeter arkadaşlar.
yaşıyla otur abi. Nasıl böyle kaydırdı? Hayır, bununla yarın sabahta durur. Yarın akşam adı hatta. Çünkü bayağı bir kolak kaldırdım. Arkadaşlar, inşallah beğendiniz. Ben yoruldum. Biraz eve geçeyim, dinleneyim canlarım. Bu videonun devamında neler yapacak? Ben de bilmiyorum. Patates mi düverim? Mısır mı düverim? Şey, mısır değil mi? Bakma. Ak fasulye. İkinden serininde görüşürüz inşallah. Kertimi beğendiyseniz beğeni butonuna basın arkadaşlar. Destek verin Elmas bacınıza. Sevgili takipçilerim, ben bahçeme girdim, patatesimi çapa yapıyorum. İkinci dövümümü yapıyorum. Şöyle etrafını dolduraktan, otlarını yolaraktan kendine çıkmış yine. Bak hele bir. Görüyor musun? Hı-hı. Şöyle otlarını çekerekten boynuna, aman ot demişsin. Toprağını. İkinci çapamı yapıyorum canlarım. İlk çapa yaptığımda patatesin yok neyini çapaladın diyenler vardı. Patatesin çıksın diye çapaladıydım arkadaşlar. Görüyorsunuz sırayı dizmiş. Bir maşallahını alırım. Maşallahınızı. Sulayarak diyorsan daha iyi olur dedi komşum. Ama Rabbim her zaman sulayıyor. Yağmur geldim geliyorum diyor. Yaş zaten toprak. He. Fasulye mi çapalayacağım ama kurumuş. Sabahleyin erkenden çilek halinde. Çilemiş halinde çapalayacağım arkadaşlar. Komşular hiç gezmeden geldi. Bana diyorlar ki yine mi bahçedesin diyorlar. Ben girmesem kim girecek dedim. Onlar misafirliğini yaptılar geldiler. Ben bu şekilde çapamı yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika dinlendim. Dinlenme molası verdim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yağmur geldim geliyorum diyor. Yayana kadar çapalayayım ben. Arkadaşlar patatesin ikinci dövümünde toprağı boynunu doldurmak lazım. Aynı bu şekilde.
Ben bu şekilde çapamı yapayım arkadaşlar. İnşallah yağmur gelmeden ne kadar çapa yaparsam o kadar kar benim için. Kalan da yarın yaparım. İlin işi değil, kendi işim. Niye yapmadın diyen yok. Diyorum, niye bu kadar dövdün diyen yok. Öğlenliğe başım ağrıdı, uzandım. Şimdi de kalktım, çapa yapıyorum. Allah herkeslere kolaylık versin sevgili takipçilerim. Toprakta bir iyi konik ki. Ama fasulyeye girdim. Fasulye de ölecek gibi değil. Ayhan'ım da şurada çubuğumuz var. Oraya asma yapacağımış. Dur bakalım nasıl bir şey çıkaracak ortaya. Boğazımı dolduru dolduru çapalıyorum ben canlarım. Daha yeni başladım görüyorsunuz. Borunun birini çapalayamadım daha. 2, 4, 5,5 borum kaldı. Bana kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar ben patatesimin bir karığını dövdüm. Çapa yaptım. Şöyle göstereyim. Dolduraraktan toprakla. Başa çıktım canlarım. Şurada patates yok gibi gözüküyor ama burayı tavuklar eşelediydi. Kendini toparlayamamış. Ayhan sen ne iş görüyorsun ya? Sürpriz. Sürpriz mü? Ayhan da burada bir çalışma yapıyor. Sonra bitince. Bitince mi gösterelim? Geldi. İbrahim Efe geldi. Ayhan şöyle tahtalar getirmiş. Kenardan dayanamadım. Ne yapacak, kıracak mısın? Çalışma yapıyor. Bakalım Ayhan buraya ne yapacak sevgili takipçilerimiz? Biliyorum. Ben de biliyorum az çok. Güllerimi görüyorsunuz. Bunlar da pek güzel açmış canlar. Ana, süpürgelerim pek büyüyor. Bu da pembiş pembiş yıkmışım. Basma oralara basma. He basma. Bayağı, kaç. Bak burada da var. He. Oraya asma. He. Bakacak. Abin asma yapıyor. Bunu abi kıracak mı? Bilmiyorum. Niye kırıyor? Çıkacak mı şimdi? Bakalım Ayhan buraya. Nasıl bir şey ortaya çıkaracak arkadaşlar? Çalışsın bakalım. Ben bir kuleni getirelim abi. Nerede? Aracda. Bittikten sonraki halini de sizlere paylaşayım sevgili takipçilerim. Evet. Canlar. Oh, my God.
sen onu bir baştan tabandan yapacaktın. Olmadı, indir onu. Çoğu yeter öteye ona. Şu. He. Bu ne diyorsun? He. Geçin. O da büyüyecek. Bir dakika seni büyütecek. Tamam, ip bağlayacak bunlara. O zaman daha olmaz. Sen bir küçük yap. Seni büyütürük. Ya anne ben yap, bildiğim yaparım, sen karışma ya. Küçük eşekleme yap, küçük. Ya olmaz diyorum sana. Bunlar selamı yap, şey mi yapacak? Arkadaşlar, iskele kiralamaya gelmişler. Ama iskeleyi Serkan başka yere kiraladıydı. Abi gül boş gitti. Modundan gelmişler. Serkan'a telefonu açtılar. O da her an iskeleyi kiraladım ben başka yere deyince gittiler. Herkesin iki damlaması kaldı. Dördün çapaladım arkadaşlar. Yağmur gitti. Yağsa iyi olurdu. Havalara. Yine Allah ne verirse hayırlısını versin. O her şeyin iyisini bilir. Biz ne desek boş. Allah'ım hayırlı yağmurlar versin inşallah. Sevgili takipçilerim, şöyle göstereyim. İki damla kaldı. Onu da çapalayayım. Hatça komşu da orada fide ekiyor. Sitil ekiyor. Gidiyorum başa. Gir geliyorum. Gidiyorum, gir geliyorum. Az kaldı.
Allah'a şükürler olsun. Normalde video çekmesem oraya gitmeme gerek yok arkadaşlar. Buradan başlarım ama sizlere arkamı dönmek istemiyorum. O yüzden öyle münasip oluyor. Ayhan o tavla kişene saydın oğlum, kim çıkarmış onları? Arkadaşlar Ayhan'ı görüyorsunuz. Hala son biraz çalışma yapıyor. Nasıl bir şey yapacak bakalım, beklemedeyik. Şöyle şeylerini yapmış. Biz buna eş çektirdik arkadaşlar.
eşeklerin yerini belirlemiş. Benim de bir sıra patatesim kaldı. Onu da bitiririm. Aşağı inmeyeyim arkadaşlar. Buradan çapalayıp gideyim. Yoruldum. İnşallah Ayhan bitirirse son halini sizlere paylaşırım. Beklemede kalın canlar. Takipçilerim. Ben yavaş yavaş çapa işimi bitirdim artık. Marullarımı görüyorsunuz, büyüyorlar. Şöyle göstereyim. Damlamanın son kısmında mısırım vardı. Onu hem seyrettim. Daha da sık gibi gözüküyor ama bazen hastalanabiliyor mısır. Olduğu yerde kuruyor arkadaşlar. Son patates damlamamı da çapaladım. Aralarını görüyorsunuz. İstesem dinamanın suyuyla da sulayabilirim. Buraya koyup başa kadar su gitti mi çok da güzel sulanır canlar. Şimdi sıra geldi fasulyeme. Sabahın erkeninden kalkacağım. Allah nasip ederse yarın da fasulyemi çapalayacağım. Bunun kenarında mısırla güneydiği çapaladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da şuraya kadar geldim. Çapasını görüyorsunuz. Bir burası kaldı. Pırasam stil çapalanacak. Turşuluk fasulyem pek çıkmamış. O yüzden biraz bekledim arkadaşlar. Biberlerim sarardı. Burayı çapaladım. Aslında su vereceğim ama yağmur geldim geliyorum diyor. O yüzden ellemedim canlar. Tırmanayım basarım. Buradaki mısırlarımı da güzelce çapaladım canlarım. Aradaki taşlar vardı. Onları da topladım. Şurayı sevmedim. 3 tane kertiyi. İnşallah fasulye şeylerim çıksın. Karpuzla kavunlarım. Onlara da bir düzen vereceğim arkadaşlar. Kertileri kaldırma yeri yapacağım. Bayır aşağı olan yerleri toprağa oraya atacağım. Çapa yaparken. Fasulyemi de ilk çapasını yaptım. Domatesimin de ilk çapasını yaptım. Söylediğim gibi bamyalar çıkmadığı için tekrardan ektim bir paket bamya. Kaynamın oradan marul getirdim. Onlar da salatalığın o tarafa ektim arkadaşlar. Onlar da tutmuş. Ayhan'ım çalışıyor görüyorsunuz. Hayatımızın, havlumuzun durumunu. Patatesimin içinde çıkmayan iller var sevgili takipçilerim. Haccaplı'ya sordum. Yavaş oğlum düşeceğim. Haccaplı'ya sordum sevgili takipçilerim. Eksem çıkar mı ki dedi. Aynı olur dedi. Ek dedi. O yüzden şimdi Ayhan sen bana iyi oturma yeri yaptın ya. Altı diz olsa vallahi olur. Kurban olurum senin elin ayağına. Seni veren Allah'a kurban olurum. Becerikli kuzum benim. Şunu az oyandan çatın da bir şey olmaz. Olsun bir şey olmaz. Teraziye alacak değil de sağlam olsun gider. Asmayı dartsın. Çıtam aldıracağım. Aynı yüksel babana çekmişsin oğlum sen. Vallahi onun gibi beceriklisin aynı. Ayhancığım. Teşekkür ederim. İbrahim tableti mi yapılmış? Hı hı. Hele evden dışa çıkmayı. Hünca 550 kere çıkardı. Ben de patatesim bir ekim arkadaşlar geri kalan illerine. Beni bile dartaran ne bu? Olsun kulağına şiitim. Kulağına götürüm. Gördün mü bak. Hı. Karıkların aralarını gezim arkadaşlar. Yok olan illeri ekim. Çıksın çoluğum çocuğum. Akrabam, eşim, dostum. Hep beraber kaynatırık. Kızartırık yarın olursa. Hadi ip getir de bağla şunları. Neyi annem? Şunu küçükleri tut şöyle. Aman git çıta yap da ondan sonra ince kim uğraşacak ondan. Ben yoruldum. Bir yoruldum. Bildiğiniz gibi değil sevgili takipçilerim. Yorulmamış annem. Elim ayağım yıkayıp yukarı çıkacağım. Böğün yemeğim yok. Menemen mi yapsam ki Ayhan? Makarna mı pişirsem ki? Yok yok. Menemen. Meloş mu yapayım? Makarna yedim. Teyzengil'de miydi? Yok. Hı? Köyde. Köyde mi? Nerede koydu? Ali abi.
Baban pek yemezdi, o yiyor mu orada makarnayı? Aferin. Gelince bir dövüşüm, elinin makarnasını yiyorsun da benim pişirdiğim makarnayı ne yiyeyim onu diyeyim. Pişirdiğim makarna da yiyeyim. Hı? Çorba da içtim. Sarı bıçaklı yapmış. Anne çiçeği. Karısı gibi. İyi oldu. Arkadaşlar, bu da bizim akşam yemeğimiz. En güzel kurtarıcımız makarna. Çocuklar sadece makarna istedi. Ketçap döküp yiyeceklermiş herhalde. Bir güzel videomun daha sonuna geldim canlarım. Yeni vloglarım için elmasın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.